geleceğe dair, yarına dair, ekonomiye dair, siyasete dair ama orijininde hep insan odaklı konuşacağız. Belki Selçuk'ta bu zaten belediyede yapılıyor olan harika işlerle somutlanmış vaziyette ama nedir yapmamız gereken sorusunun yanıtını da bir verelim birlikte. Bugün Türkiye'de üretimin önündeki engel Türkiye'nin kaynaksızlığı değil. Müthiş kaynağımız var. Bakın geçen sene pandeminin ağır koşulları içerisinde 83 milyon alın teriyle ürettik, çalıştık. 833 milyar lira vergi ödedik. Yani biz halk olarak üzerimize düşeni yaptık. Bizim için hazinede duruyor olması gereken 833 milyar lira kamunun yani halkın kaynağı pandeminin ağır koşullarında halk için harcandı mı? Yanıt vereyim. Zaten biliyorsunuz ama birkaç örnekle vereyim. Türkiye'nin dört bir köşesine bacalı bacasız fabrika kurabilirdik. İstihdam alanı mı arıyoruz? Para olmadığı için değil. Var olan parayı siyasi bir tercihle üretimden yana değil ranttan yana, halktan yana değil, insandan yana değil, yandaşlıktan yana kullanan bir anlayış olduğu için Türkiye'de bu kriz var. Oysa ki merkezine insanı alan bir anlayış, yandaşlık üzerinden değil, bu ülkenin vatandaşı olmaktan gelen bir hak nedeniyle yurttaşına el uzatan bir devlet tanımlar. Ve halkın ihtiyacının üretmek olduğu, üreterek zenginleşmek olduğu, o zenginliği hakça ve eşit paylaşabileceği bir devlet güvencesine ihtiyacı olduğunu bilerek hareket ederdik. Türkiye'nin kaynağı var. Başka bir siyasi tercihle üretimin önünü açmak mümkün. Başka bir siyasi tercihle istihdam alanlarını açmak mümkün. Başka bir siyasi tercihle bugün var olan umutsuzluğu ortadan kaldırmak mümkün. Hukuka saygıda problem yaşadığımız için onun değerlerinin yozlaşmasıyla ilgili sorunlar aslında insanı, insanla beraber ekonomiyi ve ekonomiyle beraber de geniş kapsamda siyaseti etkilemiş durumda. Gerçekten Türkiye'de özgürlüğün, adaletin, birinci ve ikinci kuşak hakların yüzyıllar öncesinde kazanımının sağlandığı ve ülkemizde de çok uzun yıllar boyu demokratik bir kazancı haline gelen, demokratik birikimi olan bu kavramların tekrar ivedilikle kazandırılması gerekmektedir. Biz deriz ki burası bir kadın memleketidir. Artemis'ten Meryem Ana'ya kadar bereket sizinle olsun.